Merhaba sevgili izleyicilerimiz. Bizler Çat Kapı ekibi olarak sizler için tüm Türkiye'yi karış karış gezmeye, gezerken de sektörünün öncü, kendi alanında nam salmış isimlerini siz değerli izleyicilerimizle buluşturmaya devam ediyoruz. Bugün neredesiniz diye soracak olursanız rotamızı metropol kentimiz İstanbul'a çevirdik. Yanımızda yüksek mimar ve gayrimenkul danışmanı Gizem Günlü hanımefendi var. Önce kendisini tanıyacağız, daha sonrasında da verdiği faaliyetlerden etraflıca bahsedeceğiz. Dilerseniz kendisini tanıyarak başlayabiliriz. Merhabalar, Gizem Günlü, Kıbrıs 92 doğumlu. Yüksek mimar, gayrimenkul danışmanı dediğiniz gibi gayrimenkul sektöründe 7 yıldır faaliyet gösteren bir kadın girişimcidir. Kadın girişimci olduğunuz için öncelikle sizleri kutluyorum. Şimdi meslek seçiminizden biraz bahsedelim. Sizleri bu mesleği seçmeye iten sebep tam olarak nelerdi? Evet, gayrimenkul sektörüne ben zaten mesleki anlamda hani derler ya, çocukluktan beri istiyordum. Öyle bir durumum bende var, evet. Öncelikle yaratıcılık kısmı benim anahtar kelimemdir diyebiliriz. O vasıfla gayrimenkul sektörüne bir yönlenmem oldu. Mimarlık ardından gayrimenkul satış pazarlama desteğiyle bu sektörde 7 yıldır faaliyet gösteriyorum. Şimdi biraz eğitim kısmınıza değinmek istiyorum. Çünkü siz bu sektörde sadece işin mutfağında pişen biri değilsiniz. Eğitiminizi aldınız, donanımınızı aldınız. Daha sonrasında da bu deneyimi sizlere gelen müşterilerinize aktarıyorsunuz. Eğitimlerinizden bahsedebilir miyiz? Evet. Ben Gebze Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi mezunuyum. Ardından yüksek lisansımı Yıldız Teknik Üniversitesi'nde proje yönetimi ve konut üretimi alanında tamamladım. Ardından yapı bilgisi alanında yine Yıldız Teknik Üniversitesi'nde doktora eğitimime devam ediyorum. Tabii çeşitli, bunun yerinde hiçbir zaman boş durmadım. Çeşitli alanlarda farklı kurslar vesaire donanımlar elde etmeyi elimden geldiğince özen gösterdim. Bu şekilde de devam ediyorum. Şimdi meslek seçiminize demin birazcık değindik aslında gayrimenkul alanına. Ama aynı şekilde sizin mimarlık mesleğiniz de var. Biraz bundan da bahsetmek istiyorum. Aynı zamanda bu ikisini siz harmanladınız. Bunun getirdiği farklılıkları, yani sizi diğerlerinden ayırt eden özellikleri biz öğrendik. Seyircilerimize de aktaralım. Bu iki mesleğin birbiriyle harmanlanmasında nasıl ortaya bir sonuç çıkıyor? Evet. Şöyle düşündüm bu sektöre giriş kısmında. Dediğiniz gibi bu sektörlerin birbiriyle entegresi benim açımdan, benim bakış açıma göre çok önemli. Ve ben de gayrimenkul satış pazarlamayla mimari alanı birbirine entegre etmeye çalıştım. Bunu şu şekilde ifade edebilirim. Sağdaki data, müşterilerin beklentileri, emlak danışmanlarının deneyimleriyle ortaya çıkıyor. Ve emlak danışmanının deneyimlerindeki o talepleri kendi teknik bilgisiyle arıza, ürüne dönüştürmekse mimarların işi. Bu anlamda Remax Joker'deki gayrimenkul danışman arkadaşlarımla birlikte oluşturduğumuz ekip enerjisiyle bu beklentileri alıp, teknik anlamda bir bilgi eksiğimiz varsa bu alanda da bunu besleyip bu şekilde müşterilerimize verimli, faydalı hale gelmeye çalışıyoruz. Birçok sektörde varız. Müşteriler de bizim veli nimetimiz. Peki bir müşteri buraya geldikten sonraki yolculuğu tam olarak nasıl başlıyor? Gayrimenkul danışmanlığı alanından bahsediyorsunuz. Evet, önce ondan başlayalım. Buradaki işleyiş şu şekilde. Müşteri bize beklentileriyle geliyor. Alıcı çalışabiliyoruz. Alıcı kısmında ise, yani bir örnek veriyorum, bir villa almak istiyorum diyor. Onun aradığı kriterleri öğreniyoruz. Bütçe aralığını öğreniyoruz. Biz gerek Remax Joker'in bünyesindeki datalarımızdan faydalanıp, gerekse diğer bilgi birikimimiz ve sektörel anlamdaki hakimiyetimizden faydalanıp müşteriye uygun bütçesine, ödeme planına gerekse uygun doğru portföyü ona sunuyoruz. Bu alıcı kısmı. Satıcı kısmında da müşteri bize işte örnek veriyorum, bir arsam var, bunun pazarlamasını yapabilir misiniz şeklinde gelebiliyor. Bu anlamda da yine gerekli profesyonel satış pazarlama hizmetlerimizden faydalandırıyoruz. Buradaki
kendisini keza burada ağırlıyoruz. İstediği zaman bize dönüşlerini, beklentilerini paylaşabiliyor. Sürekli bir iletişim halindeyiz bu anlamda. Bu şekilde bir çalışma söz konusu. İnanılmaz keyifli bir iş ortamınız var. Öncelikle bunun için çok şanslısınız. Bunu söylemem gerek sizlere. İçeri girer girmez inanılmaz enerjik bir ekip sizleri karşılıyor ve birdenbire siz de aileden bir bireymiş gibi oluyorsunuz. Ekip arkadaşlarınızdan, çalışma ortamınızdan bizlere biraz bahseder misiniz? Dediğiniz gibi bir ekip ruhu var burada. Gerek atmosferimiz, gerek çalışma ortamımız, gerekse vizyonlu yöneticilerimizin de etkisiyle tam kapsamlı bir hizmet verdiğimizi söyleyebiliriz.